Bir derviş hikayesi geliyor şimdi sizlere. Nefis tezkiyesini tamamlamış, dünya ile bağlarını koparmış, her şeyiyle son nefesini verene kadar Allah'a bağlı olmaya söz vermiş. Gurur ve kibirden arınmış olmaya ve öyle yaşamaya söz vermiş derviş. Tekkeden dışarı çıkmış ve bakın başına neler gelmiş. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Gönle Allah muhabbetini ve Allah'tan olanı sadece koymak. İşte bu yola baş koymuş, yokluk yolunun adamı olma kararı almış bir derviş, nefis tezkiyesini bitirmiş. Ve tekkede icazetini almış, gurursuz, kibirsiz, enaniyetsiz bir yola baş koymuş. Ve nihayetinde artık bu dünyadan sıyrılmanın emmaresi olan tıraş olmayı da yerine getirmek üzere o gün tekkeden dışarı çıkmış. Yakındaki bir berber dükkanına uğramış. Berberin boş koltuğuna oturmuş ve berber efendi kazıyasın saçlarımı demiş. Berber mesleğinin gereği hazırlıklarını yapmış, usturasını bilemiş ve dervişin saçlarını köpükledikten sonra başlamış bir taraftan usturasını vurmaya. Ve bir süre sonra dervişin başının bir tarafı tamamıyla kazınmış. Sıra tam diğer tarafa gelmiş ki o sırada bıçkın bir delikanlı bir tekmeyle berber dükkanından içeri girivermiş. Bu kişi mahallenin kabadayısından başkası değilmiş. Herkesin korktuğu, tir tir titrediği, o ne derse onun haklı olduğu ve dediğinin muhakkak yerine getirildiği bu hak, hukuk, adalet tanımayan eşkıya o gün berbere geleceği tutmuş. İçeri girer girmez berber koltuğunda oturan dervişin tıraşlanmış başının bir tarafına okkalı bir tokat yapıştırıp kalk bire kel demiş. Tıraş olma sırası bende. Derviş sesini çıkarmamış bu ağır muamele karşısında. Hemen kalkmış, yan tarafa geçmiş ve koltuğunu bu eşkıya namzet kabadayıya yerini bırakmış. Oraya oturan kabadayı berbere seslenmiş. Başla tıraşa. Berber, sıra senin değil, derviş var, sıranı bekle diyebilir mi? Ne mümkün. Herkes canının derdinde. Çünkü belinde pusatıyla gezen bu adam o güne kadar kaç kişinin kanına girmiş. Ve berber başlamış kabadayının sakalını tıraş etmeye. Tabii bu arada tıraş sürerken kabadayı boş durmamış. Orada bir köşede boynu bükük bekleyen dervişe sataşmış da sataşmış. Bulaşmış da bulaşmış. Durmadan ona laf yetiştirmiş. Kel aşağı, kel yukarı. Başının yarısı tıraşlı, yarısı tıraşsız derviş sessizce büyük bir sabırla beklemiş. Derviş olmanın gereği sabretmekmiş. Dövene elsiz, sövene dilsiz olmak gerekmiş. Kabadayının tıraşı bitmiş. Yerinden kalkmış. Giderken bir tokat daha aşk etmiş dervişe. Kendine gel haddini bil demiş. Derviş yine sesini çıkarmamış. Ve kapıdan dışarıya adımını atıp daha yola düşer düşmez ne olduğunu anlayamadan bir gürültüyle sarsılmış mahalle. Yukarıda sahibin elinden kopmuş ve dizginlenemez bir şekilde iki tane at arkalarında koşulu arabayla beraber bütün bir hızıyla yolun üzerinde berber dükkanının önüne doğru gelmekteymiş. Birkaç saniye içinde kabadayı üzerine gelmekte olan atlı arabayı görmüş, kaçacak fırsat bulamadan iki atın arasında araba bütün bir hızıyla kabadayıya çarpıp üzerinden geçmiş. Sadece çarpmakla kalmamış. İki atın arasında onları tutan dingilin karşıya doğru bakan sipsivir boynuzu kabadayının gövdesini
yarıp geçmiş. Kabadayı oracıkta can vermiş. Bütün mahalleli bu hadisenin heyecan ve vahşetiyle çığlıklar içerisinde ne yapacağını bilemez bir vaziyette o kanlı sahneyi izlerken berberle derviş de kapıdan ibretle bakmaktaymışlar. Berber dervişe dönmüş, baba demiş, biraz ağır olmadı mı bedduan? Derviş berbere dönüp demiş ki berber efendi, vallahi gücenmedim ona. Hakkımı da helal etmiştim. Ama gel gör ki kelin de bir sahibi var. O gücenmiş olmalı.